Evet arkadaşlar, şimdi Tercan bölgesindeki en büyük kiliselerden Abrenk Kilisesi'ne geldik. Şöyle göstereyim. Çok büyük bir alan. Bölgenin en büyük kiliselerinden biri. Yani çok büyük bir alan. Kapsıyor. Erzincan'ı neredeyse görüyor. Buradan. Çok büyük bir alan kapsıyor. Duvarların kalınlığı yaklaşık 120 santim. Tabi her yerde olduğu gibi buranın da duvarlarına gördüğünüz gibi isimler kazınmış, yazılar yazılmış her tarafa. Yani her taraf tarif edilmiş. Buralar aslında restore edilebilir ama hiç kimse ilgilenmiyor. Çok mükemmel bir yer. Turizm açılabilir aslında yani. Evet arkadaşlar, Tercan bölgesine yer alan Abrenk Kilisesi'ne geldik. Maalesef her taraf kazılmış, yerle bir edilmiş. Şöyle göstereyim size. Dağıtılmış, yani yazık günah. Yani burası turizme kazanılırsa işleyen bir fabrika, inanır mısınız? Yani o kadar güzel bir yapı. Ama maalesef gördüğünüz gibi her taraf kazılmış, kırılmış. Arkadaşlar yukarıdaki yerlerde gezdik, bayağı her taraf maalesef kazılmış. Yani tam böyle turizmden ekmek yenilecek fabrika gibi burası, ama tabii ki korunması gerekiyor, restore edilmesi gerekiyor. Yani böyle giderse bu yapılar 3-5 sene sonra yok olup gidecekler. Burada neyse kepçeyle kazı yapılmış iki yerde. Muhtemelen aradıklarını bir yerde bulamadılar, diğer taraf kazdılar. İki yerde kazı yapılmış. Çıkmaya devam ediyoruz. Yukarıda 3 tane dikili sütun var ama çok güzel, muhteşem yapılmış. Şöyle göstereyim yukarıda. Hava güzel. Burası muhtemelen
muhteşem bir şey. Yani muhteşem yapmış gerçekten. Buralar turizme kazandırılabilir. Yani evet, yer parçası da burada. Çanların arasında benzin var. Benzin saklamışlar artık. Benzin ne için kullanmışlarsa hala benzin duruyor. Böyle bir iki sular daha var. Murat Bey'in bugün bizi çok güzel bir yere getirdi. Güzel bir tarihi eser. Hakikaten burada bu tarihi eserin varlığı. Zenginlik ama acımasızca yok edilmiş. Gerçekten içim acıdı. Bunu görünce içim acıdı. Böyle bu kadar acımasızca, bu kadar nasıl saldırılır bu tarihi esere? Her tarafı eşilmiş. Her tarafında ne aramışlarsa her tarafını denklik etmişler. Yazık, günah. Ama yöneticiler de bunu herhalde seyretmişler. Hiç kimse buna sahip çıkmamış. Halbuki burada bir tarihi eser, hazine yatıyor. Bunu yani yok etmeselerdi, hiçse korusalardı, yani yeni bir restorasyon yapmıyorsa bile bunu böyle korusalardı, tanıtımını yapsalardı, belki bu birçok insan tarafından da bilinen bir yer burası ama birçok insan da bilmiyor. Mesela ben buranın varlığını bilmiyordum. Ama şimdi gördüm, içim acıdı. Yazık. Kendi ellerimizle bu tarihi eseri yok etmişiz. İnsanlar da bunu seyretmişler.